Benim hikayem, anne ve babamın eski sporcu olmasıyla sporun kendime ait hissetmemle başladı. 6 yaşından 9 yaşına kadar birçok farklı branşın içinde bulundum. 6 yaşında buz pateni, 7 yaşında yüzme, 8 yaşında jimnastik ve karate gibi birçok farklı alanı denedim. Fakat hiçbirini kendime ait hissetmediğimden devam ettirmedim. Annemin de eski voleybolcu olmasıyla 9 yaşında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım. 10 yaşına kadar spor okulundan sonra 10 yaşında ilk bonservisimin çıkmasıyla resmi maçlarda görev almaya başladım. Şimdi 10 yaşından 13 yaşına kadar smaçör mevkisinde ilerlerken ve bütün tekniği bunun üstüne kurduktan sonra 13-14 yaşında antrenörümün de kararıyla aynı iyi bir mevki değişikliğiyle pasör mevkisine geçtim. 13-14 yaşlarında pasör mevkisindeyken bütün temeli smaçör altyapısıyla almışım. Atak yapmayı biliyorum, omuz açılarımı geliştiriyorum, koordinasyonumu buna göre ilerletmeye çalışırken bir anda bambaşka bir mevkiyle karşılaşıyorum ve bunun üstüne çalışmalar yapmaya başlıyorum. Özel antrenmanlar, buna göre fitness programları, buna göre zihinsel veya fiziksel olarak antrenmanlar ve idmanlarda bulunuyorum. Fakat aslında temeli çoktan smaço rahat ile aldığımdan benimle e, özdeşleştirilemeyen bir mevkiyle baş başa kalıyorum. Antrenörümün benim üstümde ciddi emekleri sonucunda pasör mevkisinde ilerlemeye başlarken özel antrenmanlarda şöyle bir durum yaşanıyor. Ben pasör mevkisiyle iki pozisyonundayım yani filenin yanındayım. Antrenörüm bana top atacak ve hedefe atmam gereken yere pas atacağım. Bir çember hedef var. Oraya doğru topu sokmam gerekiyor. O zamanlarda da dedem beni antrenmanlara götürüp getiriyordu. Şimdi belki de pota bir buçuk metre ileride ve benim sadece ellerimi kullanarak topu hedefe ulaştırmam lazım. Altyapım o kadar yok ki pasörlükle alakalı. Ben topu belki bir metre bile itemiyorum. Bir, iki, üç, dört. Antrenörüm artık bana dedi ki, dedem bile senden daha iyi pas atar dedi. Ve beni antrenmandan attı. Dedemi benim yerime aldı. Ve garip olan şu ki dedem gerçekten topu çembere ulaştırdı. Ben böyle kaldım ne yapacağımı bilemiyorum, inanılmaz bir moral bozukluğu, ne yapacağım, ne edeceğim derken uzun idmanlar, antrenmanlar, uğraşlar sonucunda 14-15 yaşlarında Balkan Şampiyonası için ilk milli takım kadrosuna çağrılıyorum. Burada Karadağ'da bir Balkan turnuvası oynanıyor ve biz şampiyonayı ikinci bitiriyoruz. Gümüş madalyayla evimize dönerken ben en iyi pasör ödülüne tabir tutuluyorum ve en iyi pasör ödülünün sahibi oluyorum. Şimdi teşekkürler. Şimdi daha öncesinde karate, jimnastik gibi sporlarda benim bir madalyam vardı ama bu benim ilk takım sporunda edindiğim bireysel ödüldü. Yani bana aslında bayağı yabancı geliyordu. Sonrasında Yıldız Kız turnuvasında Fenerbahçe'de Türkiye şampiyonu olarak kulübümüze altın madalya ve kupayı kazandırdık. Bunun devamında aynı sene yazın tekrar bir milli takım kadrosu açıklanıyor ve ben gençlik olimpiyatları için tekrar kadroda oluyorum. Sahaya giriyorum, çok güzel işler başarıyoruz. Yarı finale kadar çıkıyoruz. Fakat yarı finalde Rusya ile eşleştik ve Rusya gerçekten çok kuvvetli. Belki de turnuvanın favori takımı. Maalesef yarı final maçında talihsiz bir sakatlıkla ayak bileğimden üç bağlarımı koparma sonucunda daha fazla kadroda yer alamıyorum. Ve yarı final maçından sonra turnuvaya devam edemiyorum. Takım arkadaşlarımı tribünden destekliyorum. Ülkeme dönümde gerçekten çok mutsuzdum. Ha şu var, biz turnuvayı yine üçüncü bitirdik. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yine gururluyum, yine yaptığım işlerden dolayı çok mutluyum ama ben sakat döndüm ve performansıma devam edemedim. Sorun yok, çalışmalara devam ediyoruz. Gençlik olimpiyatlarından sonra Avrupa şampiyonası için hazırlanmalar yaparken bu arada bir de dünya şampiyonası oluyor. Fakat tahmin edersiniz ki sakatlığımdan dolayı ona da katılamıyorum. Avrupa şampiyonası için tam hazırlanmalara başlayacağız. Hepimiz çok istekliyiz. Hedef şampiyon olmak pandemi dönemi başlıyor. Ve biz belirsiz bir süreç içine giriyoruz. 5 ay boyunca hepimiz gibi izole bir şekilde evden kendimizi idare ettirmeye çalışıyoruz. Belki de yeterli ekipmanlarımız yok. Çoğumuzun çok kısıtlı bir alanı var. Şunu biliyoruz, turnuvanın ne zaman durdurulduğunu biliyoruz. Sezonun ne zaman devam edeceğini ise bilmiyoruz. Yani belirsizlikle karşı karşıyayız. Fakat zihinsel olarak ve fiziksel olarak kendimizi hazır tutmak zorundayız. Çünkü her an başlayabilir. Ve bizim hedefimiz hala aynı. Şampiyon olmak. Aynı sene A takımdaki ablalarımız da bir şampiyona oynuyor ve Sırbistan'a bir mağlubiyet alıyorlar. Bizim takımımızda da, bizim grubumuzda da Sırbistan var. Açıklanıyor ama hala süre belli değil. Bu beş ayın ardından yazın iki ay kadar bir süreyle o da izole. Kamptan sonra Hırvatistan'a grup maçları için gidiyoruz. Grupta tek bir mağlubiyet alıyoruz Fransa'ya karşı. Morallerimiz inanılmaz bozuk çünkü diyoruz ki işte bizim hedefimiz hepsini kazanmaktı nasıl kazanamayız vesaire ki bireysel olarak ben bitik durumdayım çünkü diyorum ki onu ayarladım onu ayarladım nasıl kazanamadık gruptan ikinci çıkarak Belarusla eşleşiyoruz Belarus'ta gerçekten turnuvanın dişli takımlarından yani hani hepsini yenmiş şu ana kadar grubundan birinci çıkmış ama bizim hala hedefimiz şampiyon olmak sorun yok. Evet, ilk istediğimiz şekilde belki ilerleyemedik hedefimize ama hala ilerleme ve devam ettirme şansımız var. Belarus'la eşleştikten sonra çok iyi hazırlanıyoruz. Taktiksel olarak da, tekniksel olarak da Belarus'u 3-1 kazanarak finale adımızı yazdırıyoruz. Finalde rakibimiz Sırbistan. Tahmin edersiniz ki hepimiz daha da istekliyiz, daha da dişliyiz. Böyle alacağız, edeceğiz, ablalarımızdan intikamını alacağız derken final günü 30 Ağustos Zafer Bayramı. Diyoruz ki bir tarafta kendi hedefimiz var. Bir tarafta şampiyon olma isteğimizin yanında ablalarımızın intikamını almak var. Bir tarafta da ülkemize çifte zafer ile dönmek istiyoruz. Bugünü hep birlikte daha da onurlandırmak ve unutulmaz bir an yapmak istiyoruz. Mükemmel bir maçtı. Yani stres, tavandı. Böyle hepimiz istiyoruz ama iki set kaybetmişiz. 2-2 olmuş. Son 15 sayı üstünden oynanıyor. Belirleyici set. Kim kazanırsa Avrupa şampiyonu. 15 sayının ardından maçı aldık ve Avrupa şampiyonu olduk. 3-2 maçı aldık. Bunun ardından teşekkürler. Bunun ardından hepimiz madalyalarımızı sarılıyoruz, şarkılar söylüyoruz, bayrağımızı arşa kaldırmışız. İstiklal Marşı'nı okuyoruz, bağırarak, ağlayarak. Aynı zamanda şöyle bir şey de yaşandı. Balkan ödülümden sonra, en iyi pasör ödülünden sonra ben biraz daha rotamı genişleterek Avrupa Şampiyonası'nın en değerli pasörü seçildim. Ve rotamı biraz daha genişleterek hedeflerime daha sağlam adımlar atmayı öğrendim. Bu benim zaten hedefimdi. Balkan, Avrupa, şimdi sırada dünyayı istiyorum. Ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dünya şampiyonası var. Fakat şöyle bir durum oluyor ki dünya şampiyonasında hazırlık kampında bu sefer diğer ayak bileğimden sakatlanarak buna da katılamıyorum ve maalesef kadroda bulunamıyorum. Bu da beni yıldırmıyor. Sorun yok. Daha fazla çalışacağım, daha hırslı olacağım derken şunu hatırlıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda evime hem ödülüm, hem madalyam, hem kupayla döndüğümde inanılmaz bir gurur. Ama aynı zamanda şöyle bir şey oldu. Fenerbahçe ile görüşülen toplantılar sonucunda beni ilk kadrosuna katmak istediğini öğrendim ve Fenerbahçe'de voleybola başladığım kulüpte hayalini kurduğum insanlarla top topladığım, pas pas yaptığım veya onlara selam verirken bile böyle heyecandan ucak bucak her yerim böyle inanılmaz sızlarken bir anda kadroya dahil olduğumu öğrendim. Ve Fenerbahçe'de Naz abla ile Eda abla ve birçok dünya yıldızıyla aynı sahayı paylaşma imkanı buldum. Bu benim için artık şuydu, tamam ben voleybola başladım, ben bunu bunu istiyorum. Bu yolda kararlıyım ve ben A takıma çıkacağım dediğim gün gerçekten de 9 yıl sonra A takıma çıktım 18 yaşındayken. İnanılmaz deneyimler edindim. Şöyle de bir anım var. Eczacıbaşı maçı çok önemli bir maç çünkü uzun süredir Eczacıbaşı'nın salonunda onlara karşı bir galibiyet alamıyoruz. Maç Eczacıbaşı'nın salonunda ve ilk yarı maçı Şimdi 2-0 gerideyiz. Maça başladık. Ben çok heyecanlıyım çünkü ablalarımı izliyorum, karşı takımı izliyorum. Karşıda Maya oynuyor. Onları izliyorum böyle imrene imrene bakıyorum derken üçüncü set son set. Eğer kaybedersek maçı eczacı kazanıyor. Anlaşan Örüm Terziç beni yanına çağırdı set arasında. Dedi ki 3. set sen gireceksin dedi. Yanımda da Naz abla ve Eda abla var. Benim kulağıma eğildi ve bana şunu söyledi. Sadece keyif almaya bak ve sadece eğlen. Sadece bunu yapmanı istiyorum senden. Başka hiçbir şey düşünme. Gerçekten yaptığım hataları, e, attığım kötü pasları, kaçırdığım servisleri hiçbir şey düşünmedim. Anın tadını çıkarmak için elimden geleni yaptım ve biz o maçı 3-2 kazandık. Bu da uzun bir süre sonra eczacının salonunda onları mağlubiyete uğrattık demek. Bu bizim hedefimizdi ve ben bir kere daha aslında farkında olmadan hedefime doğru ilerlemiş bulundum. Dünya şampiyonasına dönecek olursam sakatlığımdan sonrası tabii ki de benim için tekrar zordu. Çünkü tam başardım, ettim, evet artık yılmadan ilerleyeceğim derken yine bir sakatlık, yine bir 8 haftalık tedavi süreci, geriye dönüş vesaire derken ben Sarıyer Spor kulübüne kiralandım. Deneyim ve tecrübe kazanma amacıyla. Bu kiralanma senesinde birçok şey öğrendim. Şöyle bir şey var, pandemi devam ettiğinden dolayı ben Fenerbahçe'deyken seyircili oynayamadım. Ve benim en büyük hayalim Fenerbahçe seyircisi önünde Fenerbahçe formasıyla oynamaktı. İlk Fenerbahçe seyircili maçımı Sarıyer formamla oynadım. İnanılmaz bir atmosfer, böyle bakıyorum her yerde seyirci, fener formalı. Ama ben şunu söyledim, benim şu an nerede oynadığım veya niçin oynadığım fark etmiyor. Benim hedefim elimden gelenin en iyisini yapmak. Eğer çözüm üretemiyorsam, eğer istediğim şeye, istediğim ya da hayalini kurduğum şekilde ilerleyemiyorsam bu sorun değil. Farklı bir yön, farklı bir rota çizerek istediğim hedefe yine elimden geldiğinin en iyisini katarak ilerleyebilirim. Zaten önemli olan da bu. Dünya şampiyonasından sonra bir Avrupa şampiyonası daha oynuyoruz. Ben sakatlıktan dönmüşüm. Bu sefer kadroda kaptan olarak bulundum. Burada da Avrupa Şampiyonası'na İtalya ile oynuyoruz. Yarı final ve İtalya ev sahibi. İnanılmaz bir atmosfer. Dışarıda televizyon kurulmuş, içerisi full izleyici. Giremeyenler için ayrı bir yer kurulmuş. Tıklım tıklım ve biz sadece böyle diyoruz ki biz oraya son Avrupa Şampiyonu ünvanıyla gidiyoruz. Bu maçı alacağız. Maalesef 3-2 kaybettik. Elimizden geleni gerçekten yaptım. Bir kere daha takım arkadaşlarımı, antrenörlerimi, herkesi buradan tebrik ediyorum. Elimizden geleni yaptık fakat olmadı. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Bazen planlandığı ya da ilerlenmek istediği gibi ilerlenemebiliyor. Fakat ben şunu kattım. Daha öncesinde Dünya Şampiyonası'nda bir sakatlık yaşadım ve döndüğümde Avrupa Şampiyonu oldum ve bireysel bir ödül aldım. Sonrasında Dünya Şampiyonu tekrar oldu ve ben tekrar oraya sakatlığımdan dolayı katılamadım bir daha Avrupa şampiyonası olduğunda ben oraya kaptan olarak ve takımım için elimden geleni yapma isteğiyle gittim. Avrupa üçüncüsü olduk. Ülkemize bronz madalyayla döndük. Polonya ile oynadık bu maçı da. Gruplarda da Polonya'ya yenildik. Polonya'da gerçekten takımın şampiyon hedef olarak gösterildiği takım. Grupta kaybettik. Yarı finalde onlarla eşleştik. Dedik ki madem altın ya da gümüş madalyayı getiremiyoruz, madem final oynayamıyoruz, ya bronz madalya ile evimize döneceğiz ya da elimiz boş döneceğiz. Tabii ki de bronz madalya ile dönmek için elimizden geleni yaptık ve 3 ikilik sonuçta tekrar bir başarıyla ülkemize döndük. Daha iyisinin olmasını isterdik ama maalesef dediğim gibi bazen imkanlar istediğiniz gibi ilerleyemeyebilir. Bazen istediğiniz yollar kapalı görünebilir fakat sorun değil. Önemli olan şey çizdiğiniz rotada hedefinize giderken buna dirayet göstermeniz ve eğer o yol kapalıysa o rota kapalıysa ikinci bir rotadan tekrar hedefinize istikrarlı bir şekilde gitmeniz. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler.